X-Rayed World Cup'a ilk defa katılıyoruz Türk takımları olarak. Çünkü bu Dünya Kupası. Biz Dünya Kupası'nı geçip Dünya Şampiyonası'na yarışmak için buraya geldik. Çok iyi çalıştık. Kualife olup Dünya Şampiyonası'na Kebe'ye gitmeye çalışacağız. Günlerdir biz buna hazırlandık. Gece gündüz çalıştık. Her maceranın bir bedeli var. Team Tuareg Türk bu bedeli ödemeye çoktan hazır. Her biri kendi alanında profesyonellerden oluşan ekip, başarının yolunun yoğun bir hazırlık evresinden geçtiğini iyi biliyor. 2 ay boyunca her gün en az 2 saat süreli antrenman yapıyorlar. Takım yarışma yaklaştıkça bu süreyi 12 saate kadar çıkarıyor. Onlar için artık gece ve gündüzün farkı yok. Çünkü hedefe ulaşmak için bazen geceleri gündüze bağlamak gerekiyor. Bu macerada fiziksel performans her şeyden önemli. Ekip bunun için birçok testten geçiyor. Team Tuareg Türk, onları maceraya götüren uçakta hayallerinin bir kısmını şimdiden gerçekleştirdi. Birkaç saatlik yolculuğunun sonunda ekibi taşıyan uçak Fransa'nın Lyon kentine iniyor. Yayındayız hocam. Ve ekip Alplerin nefes kesen manzarası eşliğinde yükseklere doğru yolculuğuna başlıyor. Lezark adı verilen bu bölgede çeşitli rakımlarda oteller bulunuyor. Yarışmacıların kaldığı ve yarışmanın start aldığı nokta denizden 1950 metre yükseklikte. Lezark, kışın kayak, yazınsa outdoor sporu tutkunlarını ağırlıyor. Genelde profesyonel sporcuların katıldığı bu yarışmada kurallar çok katı çizgilerle belirlenmiş. Malzeme kontrolünde herhangi bir malzemenin eksikliği takımın yarışmaya girme hakkını yitirmesi anlamına geliyor. Start alanında 120 bisikletli dünya şampiyonasına gidebilmek için hazırda bekliyor. 4, 3, 2, 1, go! Ve sonunda start alınıyor. Yarışmacılar geri sayımın ardından büyük bir hızla çıkış yapıyorlar. Rotanın ilk 500 metrelik asfalt inişinden sonra dar bir dağ yolundan oldukça dik bir tırmanış başlıyor. Etap sadece Tuareg Türk'ü değil, tüm yarışmacıları fazlasıyla zorluyor. Kayak pistlerinin en zor ve en dik yamaçlarını yarışmacılar bisikletle geçmeye çabalıyor. Bu sadece doğayla değil, doğanın koyduğu en katı kural olan yer çekimiyle de mücadele etmek demek. Bu zorlu yarışmada fiziksel yaralanmaların da kaçınılmaz olduğu bir gerçek. Kimileri etabı başarıyla tamamlarken, kimilerinin onlar kadar şanslı olduğu söylenemez. Sonuçta yarışmaya katılan herkes olası riskleri göz önünde bulundurmak zorunda. Tuareg Türk ekibi zorlu bisiklet etabının sonunda rafting yapılacak alana ulaşmayı başarıyor. Yarışmacılar hem kendi aralarında hem de zamana karşı yarışıyorlar. Bota dolan sular en büyük sorun ve nehrin azgın sularında devrilmemek için bir hayli çaba sarf etmek gerekiyor. Team Tuareg Türk rafting etabını da başarıyla bitiriyor. Ama aksilikler ekibin peşini bir türlü bırakmıyor. Arka tekerime çok hızlı bir bisiklet çarptı. Sola döndüm. Döndüğüm an 2 bisiklet daha çarptı ön tekerime ve devrildim. Sonra hastaneye getirdiler. Burada omuzumun çıktığını ve bileğimin çıktığını artı çatlak olduğunu filmde gösterdi. Ekip yine de moralini bozmuyor. Ne yaşanırsa yaşansın, burada olmalarının önemli bir sebebi ve ulaşmak zorunda oldukları bir hedef var. Yola devam. Ekip önemli olanın kazanmak değil, bu muhteşem doğa içinde yarışmanın keyfini çıkarmak olduğunu biliyor. Yarışma süresince ekipler
kendilerine bir gece önce verilen topografik haritalar ve yol notlarına bakarak hedefe ilerliyorlar. Haritada kontrol noktalarını işaretleyerek kendileri için en uygun ve en kısa yolu belirleyip stratejilerini geliştiriyorlar. Bu nedenle hangi noktada yarışçı değişimi yapacaklarını, hangi etapta daha fazla yemek taşımaları gerektiğini bir gece önceden belirlemek durumundalar. Ayrıca yarışmacıların her kontrol noktasına gelmeleri gereken saat baremleri var. Bunlar kaçırıldığı takdirde yarışmacılar hem ceza alıyor hem de bir süre sonra yarışmadan diskalifiye ediliyorlar. Macera yarışı, çeşitli outdoor etkinliklerin bir araya geldiği multispor yarışlarına deniyor. Doğal alanlarda yapılması ve uzun mesafeler içermesi bu tür yarışmaların ana özelliği. Takımlar her türlü ihtiyaçlarını ve organizasyonca belirlenmiş ekipmanı yarış süresince taşımak zorundalar. Dinlenip dinlenmemek, uyumak ya da uyumamak takımın inisiyatifine kalmış. Bu zorlu macera yarışları her sene dünyanın dört bir yanından sayısız sporcuyu bir araya getiriyor. Dağ koşusu, rafting, dağ bisikleti, kanyon geçişi derken sıra Via Ferrata etabına geliyor. Bugün yarışmacılar blok bir duvar üzerine döşenmiş sabit hat boyunca yaklaşık 250 metre tırmanacaklar. Bazı ekipler yaşadıkları yorgunluğun üzerine Via Ferrata etabına girmeyi riskli görüp pas geçiyorlar. Tuareg Türk devam edenlerden. Görüyorsunuz bayağı yüksekteyiz ama daha henüz onda birine falan geldik etabın. İnanılmaz bir serüven. Kolombiya ile devam ediyoruz. Kimileri için yerden metrelerce yüksekte metal bir ipin üstünde yürümek için deli olmak gerek. Ama The Raid yarışmacıları için bu kanlarındaki adrenalini zirveye çıkartan eşsiz bir deneyim. Macera yarışının sonuna yaklaşılırken heyecan da artıyor. Ekipler artık bedenlerindeki enerjiyi son noktasına kadar tüketecekleri bir etaba giriyorlar. Fransa ayağı toplamda 226 kilometrelik 11 etaptan oluşuyor. Yarışta birçok outdoor disiplini sınanıyor. Ama ağırlık bisiklet ve trekkingde. Son ve dolayısıyla en heyecan verici etap başlıyor. The Raid, Fransa'daki en büyük doğal göl olan Bourget'deki 6 kilometrelik kano etabıyla son bulacak. Ve iki gün süren zorlu mücadele kano etabının ardından bitiyor. Birincilik gururu 15 saat 40 dakika 19 saniye ile Ertipsatlı Fransız takımın oluyor. İkincilik ve üçüncülük ise yine Fransız takımın. Aylar süren yoğun hazırlıklar, günlerin getirdiği yorgunluk ve yarışma esnasında geçirilen sakatlıklar. İki günlük serüvenin sonunda hepsi geride kalıyor. Tuareg Türk tüm zorluklara rağmen kurduğu hayali gerçekleştirmeyi başardı. Onlar kendi maceralarını yarattı. Şimdi ekibi Kanada Quebec'te düzenlenen Dünya Şampiyonası bekliyor. Ekip olarak bir macera yarışının daha sonuna geldik. Kolombiya takımı olarak Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil ettik. Sponsorlarımızı temsil ettik. Raid serisinin en önemli özelliklerinden biri takımda karşı cinsiyetten en az bir kişinin bulunması ve kesinlikle motorlu bir ekipman kullanmamanız gerektiğidir. Bütün her şeyi kendi kas gücümüzle yaptık. Hakikaten çok zorlu bir etaptı. Tam Dünya Kupası'na yarışır etaplar vardı. Çünkü yurt dışında bu kadar insan yapabiliyorsa bizim Türk kızlarımız da yapabilir.